İbni Ömer Hazretlerinden nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuş. Men cealel humume hemmen vahida kim bütün dertlerini tek bir dert yaparsa yani evlat, iyal, mal, dünyayı kazanma gibi bütün dertleri bırakıp sadece Allah'ı razı etmeyi kendine dert yaparsa kefahullahu ma ehemmehu min emri dünya ve ahira Allah onun dünya ve ahiret işlerinden dert ettiği her şeye kafi gelir. Ve men teşâabet bihil humum kimin de dertleri çeşit çeşit olursa yani Allah'ı razı etmeyi dert edineceğini, dünyanın fani işlerini kendine dert edinirse, lem yubalillahu fi ayi evdiyedit dünya helek. Allah onun dünyanın hangi vadisinde helak olduğuna aldırmaz. Hadis-i şeriften anladık ki eğer biz Allah'ın rızasını dert edinirsek, sadece onun rızasını düşünüp ona kul olmaya çalışırsak Allah dünyevi ve uhrevi bütün dertlerimize kafi gelir. Hiç ummadığımız yerden kapılar açar, mahlukatını imdadımıza koşturur. Bizleri nazenin bir bebek gibi yaşatır. Eğer dertleri tek dert yapmayıp sadece dünya için çalışırsak, o zaman Allah bize yardımını göndermez ve nerede helak olduğumuza bakmaz. Yani bize merhamet etmez. Yol iki. Ya bütün dertleri bırakıp sadece Allah'ı razı etmeyi dert edineceğiz. Mükafat olarak da Allah bütün dertlerimize kafi gelecek. Ya da Allah'ın rızasını bir kenara bırakıp Sadece dünyaya çalışacağız. Bunun da neticesine katlanacağız. Herkes kendi seçimini kendi yapsın. Allah'a emanet olun.